ya bak, o gri renk. Evet. O gri renk alüyon dediğimiz zemin. Yani Yumuşak mı? yumuşak. Yani zayıf zemin diye Zayıf geçiyor halk zemin. dilinde. Ama kırmızı mı hocam? Evet tabii şu kırmızı olan ne? Granit dediğimiz güçlü yerler. Yani şöyle, green'in dışındaki her yer yerleşime daha uygundur. Yani önlem alman gerekiyor. Zemini iyileştirmen gerekiyor öncelikle. İşte bunun için de öncelikle jeolojik etüt yapılır. Orada zemin her türlü özellikleri inceleniyor. Sondajlar yapılıyor. Zeminin katmanları ortaya çıkartılıyor. İşte elek analizleri yapılıyor. Onu önceden bilmek aslında. Jeolojik jeoteknik etüt. Ve onun sonucunda da şunu veriyorlar size. Son bir harita verilir o raporla. Şimdi tabii baktığınız zaman İzmir ölçeğinde hem yumuşak zemin dediğimiz ya da işte zayıf zemin dediğimiz zeminler var. Alüvyon ismi veriliyor bunlara. Bunların üzerinde normal şartlarda doğrudan yapılaşamıyorsunuz. Mutlaka o zeminlerin ayrıntılı bir şekilde jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması gerekiyor. Arkasında zemin etüdü yapılır. Ondan sonra o parametrelere göre statik proje yapılıp bina çıkar. Ama bizim 1999'dan önceki çalışmalarda bu tür raporlar zorunlu değildi. Zorunlu olmadığı için de çok az insan bunu yaptırıyordu. Bizim Bayraklı tarafındaki yıkılan binaların hiçbirinin zemin etüdü yoktu. Jeolojik etütleri yoktu. 17 bina. Tabii oradaki 17 binanın hiçbirinde jeolojik etütleri yoktu. Dolayısıyla zemini tanımadan üzerine bina yapılmış o bölgelerde. Bu bölgede 99 depreminden önceki yapılarda jeolojik jeoteknik etüt olmadığı için o anlamda sınıfta kaldı. Eğer orada biz jeoloji ve jeofizik mühendisi doğru bir şekilde kullanmış olsaydık ve bunlarla ilgili raporlar yapılmış olsaydı, üzerindeki bina da bu raporlardaki verilere göre değerlendirilmiş olsaydı bu binalar yıkılmayacaktı. Biz depremden sonra deprem araştırma merkezi olarak sürekli orada gidip ölçümler yapıyoruz. Şu anda yıkılan binaların olduğu kesimlerdeki zeminin özelliklerini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten orada şu anda yeniden orası imara açıldığında, yeniden yapılaşma başladığında orada mutlaka öncelikle şu anki Türkiye'deki kurallar mutlaka önce diyor ki jeolojik ve jeoteknik etüt yapacaksın. Arkasından bir de zemin etüdü yapacaksın. Şu anda iki kat var aslında oranın denetim anlamında. Hem jeolojik jeoteknik etüt yapılıyor hem de onun biraz daha ayrıntılı şekilde zemin etüdü yapılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra o parametrelere göre hem zemin iyileştiriliyor eğer gerekiyorsa hem de ondan sonra statik proje o parametreye giriyor. Dolayısıyla şu anki mekanizma ile yapılan şu anki deprem yönetmeliği mekanizması ile yapılan hiçbirinde yıkımı gerçekleşmemesi gerekiyor. Herhangi yani deprem sırasında hiçbir şey olmaması lazım. Şunu sorayım. Depremde o bölgede kaç yapı zarar gördü ve o yapılarla beraber diğer yapılar için herhangi bir çalışma yapılmalı mı ya da? Tabii şu anda buradaki alüyon zemin dediğimiz zemin üzerindeki yapılarda önemli hasarlar oluştu. Bunların büyük çoğunluğu tabii alüyon zemin üzerinde. 5000'e yakın yapıda şu anda hasar, orta, ağır, hafif hasarlar var. Dolayısıyla buradaki öncelikle özellikle ağır hasarlı binaların tabii ki onların yıkılması gerekiyor. Zaten OEKİM çalışmaları başladı. Ama orta ve hafif hasarlı binalardaki işte güçlendirme çalışmaları nasıl yapılacak, hangi özelliklere göre yapılacak? Bunun için de hem bina performans analizleri devreye giriyor hem de oradaki zeminin hangi özellikleri sağladığı ile ilgili jeolojik etütler yapılması gerekiyor. O çalışmalar zaten başlamış durumda. Hem belediye hem devletin ilgili kurum ve kuruluşlar hem biz üniversite olarak bu tür çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla artık aslında Bayraklı özelindeki kısımlarda bundan sonraki çalışmalarda zaten olması gerekenler yapılırsa bir dahaki depremde kimse ölmeyecek, hiçbir bina yıkılmayacak aslında. Teşekkür ederim.